Tonguç Akademiden herkese merhabalar. Dersimizin konusu çözeltilerde derişim olacak arkadaşlar. Bugün karışımlar ünitesindeki ilerleyişimizi sürdüreceğiz yani. Bir önceki dersimizde karışım türlerinden bahsetmiştik. Çözüm olayının nasıl gerçekleştiği ve tanecikler arasında etkileşimler nasıl oluşuyor bunlardan bahsetmiştik. Şimdi madem çözeltileri oluşturmayı biliyoruz. Peki bunlar arasındaki oranları nasıl hesaplayıp değerlendirmeyi alacağız? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi gelelim peki çözeltilerde, derişimde nelerden bahsedeceğiz? Konu başlıklarımız nelermiş arkadaşlar? İlk olarak derişik ve seyreltik çözeltilerden bahsedeceğiz. Derişim kavramını tabii tanımlayarak bunu açıklayacağız. Ardından da derişim türlerine gireceğiz. Kütlece yüzde, hacimce yüzde, ppm gibi çözeltilerde derişim türlerinden bahsedeceğiz. Ve günlük hayatta karşımıza çıkan bazı derişimlerden bahsedeceğiz. Aslında sürekli karşılaştığımız kavramlar bunlar. Sürekli karşımıza gelen bazı oranlar var. İşte bunlar aslında derişim ifadeleridir diyeceğiz. Nerelerde geldiğini gözden geçireceğiz. Peki dersi tamamladığımız zaman biz cebimize neler koymuş olacağız? Nereleri öğrenmiş olacağız? Arkadaşlar bir çözelti oluşturan bileşenlere ait farklı birleşme oranlarını ve bunları nasıl ifade ettiğimizi öğreneceğiz. Yani bir kolonya elimize aldığımız zaman aslında kolonyanın bir çözelti olduğunu biliyoruz. Orada hangi derişim biriminin kullanıldığını ve bu derişim biriminin aslında bize ne anlattığını görmüş olacağız. Ve günlük hayatımızda nerede bu oranlarla karşılaştığımızı örnekler vereceğiz. Mesela gidip de bir çikolatayı aldığımız zaman orada yazan sayılar e, bizim için ne anlam ifade ediyor? Nasıl derişim olarak değerlendiriliyor? Bunları göz önüne alacağız arkadaşlar. Ve tabii ki dersimiz tamamlandığı zaman bizi bekleyen ödevler olacak. Sıfırdan ona kimya kitabı bizim temel kaynağımızda arkadaşlar. İlk ödevlendirmemiz buradan gelecek. Hem konuyu tekrar etme imkanı sunacağız. Hem de pratik yapma imkanı bulacağız. Sıfırdan ona kimya kitabı ile ilgili e, bu sayede diyelim. E, Birçoğunuzun elinde zaten var. Ödevleri bayağı bir ilerlettik buradan. Hala da kaynağı olmayan varsa bir an önce edinmesinde fayda olduğunu söyleyelim ve bize hala daha yetişme fırsatı olduklarını belirtelim. Şimdi karışımlar ünitesinde ne yaptık? Homojen ve heterojen karışımlar bölümünü ve çözüm olayını tamamlamıştık zaten. Şimdi çözeltilerde derişimle ilgili soruları çözeceğiz. Burada arkadaşlar 94-104 sayfa aralığı dolayısıyla ödevimiz olacak. Bak 94'ten 104'e kadar bu kitapta çözmediğimiz soru lütfen kalmasın. Peki neler varmış? Şöyle içeriye bir bakalım. Bu kitabımız arkadaşlar her sayfa sol taraf bize konuyu anlatan bir sayfa olacak. Burada işte seyreltik derişik kavramını anlatmış mesela. Burada anlattığı konuyla ilgili sorular da hemen yan tarafta bizi bekliyor olacak konuyu öğreneceğiz, sorularını çözeceğiz. Arka sayfada aynı şekilde konuyu öğrendik, sorularını çözdük. Bak konuyu öğrendik, sorularını çözdük. Baya bir yol kat etmemizi sağlayacak e, ve bölümü tamamladığımız zaman ise e, bizi bekleyen tarama testleri olacak. İyice pratik yapmamızı sağlayan e, aşamaya gelmiş olacağız. Şimdi bu kaynağı tamamladıktan sonra işimiz tabii ki bitmiyor. İkinci kaynağımız neydi? Dinamo Kimya Kitabı arkadaşlar. Bu sayede de e, bütün bilgileri artık bütün taşları yerine oturtmuş olacağız. Burada ödevimiz nedir? Aynı sıralamayla gidiyoruz zaten. Çözeltilerde derişim bu ünitenin 3. bölümü olacak arkadaşlar. Testra 08 ile 13 arasında bizim ödevimiz olacak. Burada çözülmemiş yer bırakmayacağız. Peki neler varmış burada? Bu kaynağımız bize neler sunuyormuş? Onlardan bahsedelim. Hemen 98. sayfadan itibaren başlayacak. Burada da her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnek bizim karşımızda. Bu çözümlü örnek sayesinde bize aslında konuyu nasıl karşımıza getirebilirler bunu gösteriyor ve çözüm için yöntemler sunuyor. Ardından da kendimizi geliştirmemiz için 4 soruyla bizim çözümümüz benzer nitelikte sorularla karşımıza çıkıyor. Her sayfa bu şekilde tekrar ediyor. Bir çözümlü örnek ve altında ona çok benzer dört tane soru şeklinde bölüm tamamlandığı zaman da yine tarama testleri bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Güzelce ödevimizi de aldığımıza göre haydi dalalım artık konumuzun içine. Ne dedik? İlk olarak arkadaşlar çözeltilerde derişim ne menen bir şeymiş ne demekmiş? Önce bir kavramı tanımlayalım. Tanımlarken diyeceğiz ki bir miktar çözeltide yer alan çözünen madde miktarına derişim denir. Aslında burada çözünenin oranından bahsettiğimizi anlayabiliriz. Çözeltiyi belli bir miktarda tuttuğumuz zaman bunun içerisinde çözülmüş maddenin miktarı aslında o çözeltideki oranını verecek bize. Dolayısıyla da arkadaşlar farklı oranlar karşımıza çıkar. Çünkü bir miktar dediğimiz zaman buradaki miktardan kastımız kütle mi hacim mi bunu bilmemiz gerekiyor ya da e, mol kavramından mı bahsediyoruz. Bu her bir miktar türü bize farklı derişim birimleri karşımıza çıkaracak. Peki bir çözeltiyi nasıl hazırlarız? Yani bizim derişimi belli bildiğimiz o oranı rahatlıkla söyleyebildiğimiz bir çözeltiyi hazırlamak için hangi adımlar izlememiz gerekiyor? Atıyorum bir e, tuzla bir su arasında bir çözelti hazırlayacağız ve derişimini net bir şekilde söylemek istiyoruz. Burada arkadaşlar önceliğimiz bak ne yapıyoruz biz? E, çözünen maddenin miktarını ve oranını belirlemek istiyoruz. Dolayısıyla öncelikle alacağımız şey çözünen madde olacak. Dolayısıyla hangi katıdan alacaksak onu önce bir tartacağız. Dolayısıyla onun miktarını belirteceğiz. Ardından bunu bir balon jojenin içerisine alacağız ki eklediğimiz maddenin yani çözücünün miktarını da belirleyebilelim. Balon katı maddeyi çözmek için bir miktar öncelikle su ilave edeceğiz. Eğer suda çözüyorsak farklı bir çözücü kullanacaksak tabii ki o çözücüden denekleyeceğiz Ve eklediğimiz bu maddenin içerisinde iyice bir çözülmesini sağlayacağız. Ardından Katı maddenin tamamı çözündükten sonra biz çözücü eklemeye devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Tam istediğimiz miktara gelene kadar. Dolayısıyla bu sayede hem çözüm olayını tamamen gerçekleştirmiş olacağız. Hem çözünen maddenin miktarı tam bizim istediğimiz miktar olacak. Hem de çözeltinin toplam miktarı yine tam bizim istediğimiz miktar olacak. Böylece de arkadaşlar etiketleyip deriz ki bizim derişimimiz budur. Atıyorum 100 gram çözücü çözünen madde aldık. Bunun üzerine de 100 gram Çözücü ekledik dolayısıyla da toplam 200 gramlık bir çözeltimiz var ve bunun 100 gramını e, çözünen madde oluşturuyor. Az sonra buna diyeceğiz ki kütlece %50'lik bir çözeltimiz oldu. Şimdi burada seyreltik ve derişik kavramları bizim için önemli olacak sorularda sıklıkla karşılaşacağız arkadaşlar. Bak seyreltik demek oranı düşük olan çözeltiler yani aslında çözünen maddenin miktarı veya oranı düşük olacak. Düşük derişim dediğimiz zaman seyreltik. Eğer yüksek derişimden bahsediyorsak da bu defa e, derişik çözelti karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bu iki ifade dolayısıyla biri düşük derişim diğeri yüksek derişim olduğuna göre bir kıyaslamaya bizi götürecek. Yani sadece bir tane çözeltiyi alıp bu seyreltik midir derişik midir demek çok da tutarlı bir durum olmuyor. Ne yapmak gerekiyor? İki çözeltiyi karşılaştırırken diyeceğiz ki bunun oranı daha yüksek o yüzden bu derişiktir. Bunun oranı daha düşük o yüzden bu seyreltiktir. O zaman mesela örneklerden gidelim. Şimdi 100 gram su var, 80 gram su var, 45 gram e, pardon tuz var. Bunun da 200 gram su, 200 gram su, 100 gram su. Şimdi yapacağımız şu olacak. İkisinde de çözünen, çözücü maddenin miktarı birbirine eşit olduğu için sadece X ve Y'yi kıyaslarken deriz ki aynı miktar suyun içerisinde X daha fazla tuz çözdüğüne göre demek ki bu derişim oranı daha yüksektir. Çözünen maddenin oranı daha yüksektir. O yüzden X Y'ye göre daha derişik veya benzer ifadeyle Y X'e göre daha seyreltiktir. Bak bunu hemen yapıştırırız. X'in derişiminin Y'den daha yüksek olduğunu sadece şuradaki çözünen maddenin miktarından çıkarabiliriz. Neden? Çünkü çözücü miktarı ikisinde de eşit. Ama çözücü miktarının farklı olduğu bir çözelti karşımıza çıkarsa bu defa ne yapacağız? Eğer orana bakıyorsak biz bizim derdimiz oranla ise yapacağımız şey eşit miktardaki çözücüler arasındaki oranı kıyaslamak olacak. Nasıl eşitleriz? Deriz ki eğer bu 100 gram suda 45 gram tuz çözüyorsa eğer bu 200 gram su olsaydı 90 gram tuz çözmüş olmasını bekleyecektik. Dolayısıyla aslında onların seviyesine ulaştırmış olduk. Ne diyeceğiz o zaman? Y ile Z'yi kıyaslıyorsak mesela eşit miktarda çözücüye karşı Z daha fazla çözünen madde içeriyor. Demek ki Z Y'ye göre daha derişik, Y Z'ye göre daha seyreltiktir veya x ile z'yi kıyaslıyorsak bu defa yine eşit miktarda çözücüye karşı z daha az tuz içerdiğine göre z x'e göre daha seyreltiktir veya x z'ye göre daha derişiktir. O zaman bunların üçünü kıyaslamaya alacak olursak ne dedik en derişik olan x olmalıymış sonrasında z gelmeliymiş sonrasında da en düşük derişime sahip olan y'ymiş yani işlerindeki en derişik çözelti x en seyreltik çözelti de y'ymiş şeklinde yorumlayabiliriz. Derişim birimlerini farklı farklı değerlendirmeye alacak olursak burada birkaç tanesini göreceğiz sadece. Seneye bu genişleyecek. Molarite ve molalite gibi iki kavram daha girecek. Mol kesri diye yeni bir derişim türü girecek. Ama şimdilik kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm'den e, bahsediyor olacağız. Kütlece yüzde derişim arkadaşlar adı üzerinde zaten kütlece yüzde. Yani belli bir kütlenin içerisinde ya da 100 gram çözücü de e, çözeltide özür diliyorum. Çözülen madde miktarını bize söyleyecek. E, Bakacağımız şey ne olacak demek ki çözeltinin 100 gramını alacağız buna karşılık çözünen maddenin e buradaki kütlesi bize kütlece yüzde derişimi verecek. Şimdi Bununla ilgili bir hesap yapmak istiyorsak şöyle bir formül de kullanabiliriz oran orantıdan da yapabiliriz. Ne deriz kütlece yüzde derişim bulmak istiyorsak çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi bak burada en çok yapılan hatalardan birisi bu arkadaşlar. Paydaya yazacağımız şey çözeltinin toplam kütlesi olmalıdır. çözünen kütlesi yazarsak hata yapmış oluruz. Çünkü bir bütünün içerisindeki çözülen maddenin miktarına bakıyoruz. Bu oranı yüzde çarptığımız zaman kütlece yüzde derişimini hesaplamış olacağız. Mesela 60 gram tuz ve 240 gram sudan oluşan çözeltideki kütlece yüzde derişimi hesaplamamızı istiyorsa formülden gidecek olursak deriz ki bunun yüzdesini bulmak istiyorsak çözünen maddenin kütlesini yukarı yazalım. 60 Çözeltinin toplam kütlesini alta yazalım. 240 su var, 60'ta e, tuz var. Demek ki 300'müş. Burayı ile çarptığımız anda kütlece yüzde derişimi bulmuş olacağız. Dolayısıyla sadece şu sıfırlardan kurtulup 60/3 bölü 3 yapmamız yeterli olacakmış. Demek ki kütlece %20'lik bir çözelti varmış. Benzer şekilde bu soruyu nasıl çözebiliriz peki? Deriz ki yani formüle hiç karışmadan toplamda 300 gramlık bir çözeltimiz var ve bu 300 gramlık çözeltinin 60 gramı tuzmuş. Biz yüzdesine baktığımıza göre 100 gramlık çözeltide kaç gram tuz vardır çözülmüş olarak buradan da yine kütlece %20 derişime sahip olduğunu hesaplayabiliriz. Peki soru bizim karşımıza şöyle çıkarsa 40 gram tuz içeren 200 gramlık çözelti. Bak çözeltinin kütlesini doğrudan bize zaten soru verdi. O zaman burada yapacağımız hesapta şunu diyeceğiz yine aynı formülü uygulayacak olursak. Kütlece yüzdeyi bulmaya çalışıyoruz. Çözünen maddenin kütlesi 40, çözeltinin toplam kütlesi 200. Bunu 100 ile çarptığımız zaman sonuca gideriz zaten. Dolayısıyla sadece şu sıfırlardan kurtulalım. 40 bölü 2'den de yine kütlece 20'lik bir çözeltiden bahsettiğimiz anlarız veya yine oran orantı kurabiliriz tabii ki. 200 gramlık bir çözeltinin sadece 40 gramı tuzsa 100 gramlık olsaydı bu çözelti kaç gramı tuz olurdu deriz aynı şekilde kütleci yüzde yirmilik bir derişime sahip olduğunu hesaplarız. Birkaç tane soruyla bu işi iyice geliştirelim o zaman. 180 gram su içeren 300 gram kütleli tuzlu su çözeltisinin içerdiği tuzun kütleci yüzde derişimini bizden bulmamız istiyor. Arkadaşlar neye dikkat edeceğiz burada? Bize verdiği kütle suyun kütlesi. Bak 180 gram su diyor. Ama biz tuzun kütlesini bulmaya çalışıyoruz. O zaman diyeceğiz ki eğer su ve tuzdan bahsediyorsak burada ve toplam 300 gramsa suyun kütlesinin 180 olması tuzun kütlesinin 120 olması demek olacak ki toplamları 300 gramı bize versin. Kütlenin korunumu kanunu bize bunu söylüyordu. Dolayısıyla eğer kütlece yüzde derişimi hesaplamak istiyorsak yapacağımız neydi? Çözünen maddenin kütlesini yukarıya yazıyorduk yani 120 paydaya da toplam kütleyi yazıyorduk. Bak 180 değil 300 yazacağız. Bunu da 100 ile çarptığımız zaman kütlece yüzde derişimi bize verecekti. Hemen şu sıfırlardan kurtulduk. 120 bölü 3'ten kütlece yüzde 40'lık bir derişime sahip olduğunu hesapladık. Veya ne dedik? Basit bir oran orantı hesabıyla eğer 300 gramlık çözeltinin 120 gramı tuzsa bu 100 gram olsaydı kaç gramı tuz olurdu şeklinde yorumlar bunun da yüzde 40 olduğunu hesaplarız. Gelelim diğer soruya. Kütlece yüzde otuzluk 250 gram tuzlu su çözeltesi kaç gram tuz içerir diyor. Arkadaşlar bak formülde yine yerine yazacak olursak bu defa verdiği bilgiler biraz farklı. Kütlece yüzde derişimini doğrudan vermiş. Yani 30 eşittir diyeceğiz. <laughs> Bizden bulmamız istediği şey çözünen maddenin kütlesi. Buna x diyelim mesela. Paydaya ne yazacağız? Toplam kütleyi. Toplam kütlenin de 250 gram olduğunu söylemiş. Burayı 100 ile çarptığımız zaman sonuca gidiyorduk. Dolayısıyla yapacağımız nedir arkadaşlar? Hemen şunları sadeleştiririz. Bu sıfırda bunu götürsün. X değerine eşit oldu. 25 çarpı 3'ten 75'e eşit oldu. Demek ki 75 gram tuz kullanırsak biz 250 gramlık çözeltide %30'luk derişime sahip oluruz. Bunun hesabını yaparız. Peki bir çözeltiye zaten derişimini ve miktarını bildiğimiz bir çözeltiye dışarıdan bir madde eklersek veya bir madde çıkarırsak bu derişimi nasıl etkiler son derişim nasıl olur bu tarz soruları nasıl çözeriz arkadaşlar en kolay en güzel yolu şu bize başta verdiğim miktarları değerlendirip elimizdeki su ve tuz kütlelerini bir yazalım bakalım bize demiş ki kütleci yüzde kırklık 150 gram çözelti var yani hangi bilgileri biliyoruz kütleci yüzde kırk olduğunu biliyoruz çözeltideki çözüncü, çözünen maddenin kütlesini bilmiyoruz. Ona x diyelim mesela. Çözeltinin toplam kütlesinin 150 olduğunu biliyoruz. Burayı 100 ile çarptığımız zaman çözünen maddenin kütlesini bulmuş olacağız. Az önce yaptığımız işleme benzer. Bak şu sıfırlar gitti. Bu sıfırlar gitti. Dolayısıyla x değeri 15 çarpı 40, şey 4'ten 60'a eşit oldu. Yani bizim elimizde nasıl bir çözelti varmış? Tuz ve Suyun kütlelerini ayrı ayrı yazacak olursak 60 gram tuz varmış. Elimizde suyun kütlesi de bu 150 gramın geri kalan 90 gramını oluşturuyormuş. Şimdi buraya 150 gram daha su eklersek ne olur? Hemen yazalım bak. 150 gram su eklediğimiz zaman tuzun kütlesinde değişen bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla çözünen maddenin kütlesi 60 olarak kalacak. Peki toplam 150 gram çözeltimiz vardı. Biz bir 150 gram daha su eklediğimiz zaman şimdi toplam kütle ne oldu? 300 oldu tabii ki. Bunu yüzde çarptığımız zaman çözeltinin yeni derişimini hesaplamış olacağız. Dolayısıyla sadece şu sıfırlardan kurtulalım. 60 bölü 3'ten bunun kütleci %20'lik olduğunu bulalım. Ki zaten şunu da kafadan söyleyebiliriz. 150 gramlık çözeltiye 150 gram su eklediğimiz zaman toplam kütleyi iki katına çıkardığımız için derişimin yarıya düşmesini bekleriz ve %20'lik olmasını bekleriz. Peki bu çözeltiye 50 gram tuz eklersek ne olur? Şimdi bu durumda kuracağımız denklemde ne yapacağız? 60 gram tuz zaten vardı. Biz 50 gram daha tuz eklediğimiz zaman çöze çözülen maddenin kütlesi 110 grama çıktı. Bak pay kısmına 110 yazacağız. Paydaya ne yazacağız peki? 150 gram zaten vardı. Bir 50 gram daha eklediğimiz zaman toplam kütle 200 grama çıktı. O zaman bunu yüzde çarptığımız zaman kütlece yüzde derişimi bulmuş olacaktık. O zaman şu sıfırlardan kurtulalım. 110 bölü 2'den yeni çözeltimizin kütlece yüzde 55 derişime sahip olduğunu belirleyelim. C'de ne diyor peki? 50 gram su buharlaştırılırsa ne olur diyor. Hemen yapalım işlemimizi. Ne dedik? Elimizde 60 gram tuz vardı. E tuzun kütlesinde değişen bir şey yok. Su ekleyip çıkardığımız zaman yani çözünen maddenin miktarı gene 60. Ama çözeltinin kütlesi değişti. 150 gramdı. Buradan 50 gram gittiğine göre artık 100 gramlık bir çözeltimiz var ve bunu 100 ile çarptığımız zaman bize kütlece yüzde derişimi vermiş olacak. Sadece şunlardan kurtulmamız yeterli olacak. Yani 160'lık bir çözelti varmış diyeceğiz. Eğer madde ekleme çıkarma ile ilgili bir soruyla karşılaşırsak o zaman elimizdeki mevcut durumu belirleyip hangisinden ne kadar ekleniyor çıkarılıyor değerlendirmeye alıp denklemde yeniden yerine yazmamız yeterli olacakmış. Peki iki farklı çözeltiyi birbiri içerisinde karıştırırsak ne olur arkadaşlar? Burada da şöyle bir formül kullanabiliriz. Birincinin kütlesiyle yüzdesinin çarpımı artı ikincinin kütlesiyle yüzdesinin çarpımı kaç tane çözelti varsa birbiriyle karıştırılan bunların hepsinin topladığımız zaman son durumdaki çözeltinin kütlesi yani toplam kütle ile son durumdaki çözeltinin yüzde derişiminin çarpımına eşit olmak zorunda. Mesela hemen soru üzerinden gidelim. Bize ne demiş? 200 gram kütlece yüzde 40'lık tuzlu su çözeltisi ile 300 gram kütlece bu defa yüzde 60'lık tuzlu su çözeltisini karıştırıyormuşuz. Elde edilen yeni çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diye soruyor. Hemen formül üzerinden uygulamaya geçelim. Bak birinci çözeltimizin kütlesi 200'müş. Peki yüzdesi neymiş? Yüzdesi 40'mış. Artı diyeceğiz. İkincinin Kütlesi 300'müş ve yüzdesi 60'mış. Zaten iki tane karıştırıyoruz sadece. Eşittir diyoruz. Son durumdaki yüzde derişimimiz kaçsa onu bulmaya çalışacağız zaten. Çarpı M son yani toplam kütle. Toplam kütle ne olacak arkadaşlar? 200 gramlık bir ile 300 gramlık bir çözelti karıştırırsak tabii ki 500 gramlık yepyeni bir çözelti elde ederiz. O zaman hemen denklemimizi çözebiliriz. Şuradan 8000 gelecek artı buradan da ne gelecek arkadaşlar? 18000 gelecek eşittir diyeceğiz. Kütleci yüzde değerimiz çarpı 500 olmak zorunda. Dolayısıyla da buradan 26 bin gelecek. Eşittir yüzde çarpı 500 diyeceğiz. Sadece oranlamamız yeterli olacak. Demek ki yeni yüzde değerimiz şu sıfırlardan kurtulalım. 260 bölü 5'e yani 52'ye eşit olacak. Yüzde 52'lik yepyeni bir çözelti elde etmiş olacağız. Veya bunu alternatif olarak başka nasıl çözebiliriz? Hani formül kullanmak istemiyoruz. Nasıl çözelim dersek yapacağımız şu olacak arkadaşlar. 200 gram yüzde kırklık. Bak yani 200 gramın yüzde kırkı. Kaç gram tuz içerir? Hemen bunu basitçe kafadan bile hesaplayabiliriz. 100 gramda 40 içeriyorsa 200 gramda 80 gram içerir diyebiliriz. Benzer şekilde burada %60'lık dediğine göre 300 gram dediğine göre 100 gram da 60 içeriyorsa 300 gram da 180 gram içerir deriz. Dolayısıyla son durumda elde ettiğimiz çözelti de aslında çözünen maddenin toplam kütlesi bu ikisinin toplamı kadar. Yani 260 gram olacak. Peki son durumda elde ettiğimiz çözeltinin toplam kütlesi ne olacak? O da 500 olacak. Bunu yüzde çarptığımız zaman yeni çözelti derişimimizi hesaplamış olacağız. Yani yine kütleci yüzde kilik bir çözelti olduğunu bulmuş olacağız. Bu soru peki başka nasıl karşımıza gelebilir? İlla ki son durumdaki çözeltinin yüzde derişimini istemeyip e, başka bir bilgi isteyebilir. Mesela kütlece yüzde 20'lik tuz içeren... 200 gram tuzlu su çözeltisiyle kütlece yüzde 40 tuz içeren M gram tuzlu su çözeltisinin karışımından elde edilen yeni çözelti kütlece yüzde 32'likmiş. Buna göre M değeri kaçtır? Yani kütleyi burada bulunmamızı istiyor. Aynı denklemde yeni yerine yazabiliriz arkadaşlar. Peki nasıl yazarız? Nasıl işlem alırız? Bak birinci çözeltimiz kütlece yüzde 20'likmiş ve 200 grammış. Aldık bunu. İkinci çözeltimiz kütlece %40'lıkmış ve kütlesi M'miş bu defa. Eşittir diyeceğiz. Sadece iki çözelti karıştırıldığı için son durumda elde ettiğimiz çözeltinin kütlece %32'lik olduğunu biliyoruz. Çarpı son durumdaki toplam kütle nedir peki? Burada yazmamız gereken, dikkat etmemiz gereken nokta burası olacak zaten. 200 gram bundan aldık. M gram da diğerinden aldık. Demek ki yeni kütlemiz... 200 artı M olmak zorundaymış. Yani bu denklemi çözüp M'i bulmamız yeterli olacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Şuradan 4000 gelecek. Artı 40 M eşit olacak. 32 ile 200'ün çarpımından 6400 artı 32 M olacak arkadaşlar. At 32 M'i bu tarafa. 8 M kalsın. 4000'i at alt diğer tarafa arkadaşlar. Burada da ne kalacak? 2400 kalacak. Dolayısıyla M değeri 300'e eşit olacak. Demek ki 300 gramlık bir çözelti kullanmışız biz burada ki yeni derişimimiz kütleri yüzde otuz olmuş. Geliyoruz bir diğer derişim birimine arkadaşlar. Bu defa hacimce yüzde derişimden bahsedeceğiz. Aslında hesap olarak diğerinden yani kütlece yüzde derişimden hiçbir farkı yok. Formülümüz aynı. Kütlece hacimce yüzde derişim bulmak istiyorsan yine çözünenin hacmini çözeltinin hacmine bölüp yüzde çarpman gerekiyor. Ama Burada dikkat etmen gereken en önemli nokta şu olacak arkadaşlar, kütlenin korunumu diye bir kanun var ama hacmin korunumu diye bir kanun yok. Yani iki çözelti birbirine karıştırdığımız zaman ya da bir e, alkolün içerisine su kattığımız zaman mesela e, toplam hacim korunmak zorunda değil. Sen atıyorum 45 mililitre alkolün içerisine 55 mililitre su eklediğin zaman elde edeceğin çözelti 100 mililitre olmak zorunda değil. Daha düşük bir hacim gelecek çünkü moleküller arasında bir girişkenlik ortaya çıkacak. Dolayısıyla sen hacimce yüzdesi belli olan bir çözelti hazırlamak istiyorsan kesinlikle yapman gereken şu şey olacak. Hacmin ya da oranın ne olmasını istiyorsan çözünen maddeyi ona göre bir miktarda alacaksın. Suyla bu miktar istediğin noktaya gelene kadar tamamlayacaksın. Atıyorum e, hacimce yüzde kırklık bir çözelti mi elde etmek istiyorsun? 40 mililitre alkolü al. Üstüne 60 mililitre su ekleme. Bu yanlış bir sonuca götürecek seni. Ay ...hacim 100 mililitreye gelene kadar... ...su eklemeye devam et ki... ...yüzde 40'lık bir çözeltiye sahip olduğunu belirtebilesin. O zaman gelelim hesaplamalarımıza. Ne demiş bize? 45 mililitre alkol içeren... ...80 mililitre alkol su çözeltisinin... ...hacimce yüzde alkol derişimini hesaplayınız. Ne yapıyorduk? Aynı denklemi yerine yazabiliriz arkadaşlar. 45 bizim çözünen maddemizin hacmi... ...80 çözeltinin toplam hacmi... ...bunu yüzde çarptığımız zaman... ...hacimce yüzde derişimi bulmuş olacağız. Buradan da zaten... 56.25 gibi bir e, hacim gelecek, bir oran gelecek. Veya 300 mililitre alkolün hacmi saf su ile 1 litreye tamamlanırsa... ...bak cümle bu şekilde olmak zorunda. 300 mililitrenin üstüne 700 mililitre su eklersem elde edeceğim çözelti 1 litrelik olmayacak arkadaşlar. Bunu ben daha fazla suyla bir litreye gelene kadar tamamlamak zorundayım. Dolayısıyla buradaki derişimi hesaplamak istiyorsam ne yapacağım? 300 mililitre alkolüm vardı. Toplam hacim 1 litreye geldi. Bu ne demek? 1000 mililitreye ulaştım demek olacak. Birimlerin tabii ki birbiriyle aynı olması gerekiyor. Çarpı 100 diyeceğiz arkadaşlar. Böylece e, hacimci hacimce yüzde derişimi bulmuş olacağız. Dolayısıyla şu sıfırlardan kurtuluruz. 300 bölü 10'dan hacimce yüzde otuzluk bir çözeltiye sahip olduğumuzu kolayca hesaplarız. Hemen bir tane afillendirilmiş bir soru çözelim. Yoğunluk da işin içerisine girerse ne yapacağız? Burada arkadaşlar eğer yoğunluk varsa şu formülü bir hatırlamamız gerekiyor. Kütle yoğunluk ve hacmin çarpımına eşitti. Veya yoğunluk Kütlenin hacmi bölümüne eşitti. Bunu dolayısıyla soruda kullanmak zorunda kalacağız. Peki ne demiş soru bize? 200 mililitre hacmindeki bir çözeltinin hacimce yüzde %40'lık olduğu bilindiğine göre kaç gram alkol içerir demiş. Şimdi buradan yola çıkarak alkolün hacmini bulabiliriz. Alkolün hacmini biliyorsak da bu formülden yoğunluğu da bildiğimiz için kütlesini hesaplayabiliriz. O zaman biz hangi bilgileri sahibiz? 40'ı biliyoruz. Yani hacimce yüzde kaçlık olduğunu biliyoruz. Toplam hacmi biliyoruz. Dolayısıyla bulmamız gereken şey yani şurada x yerine bulacağımız değer alkolün hacmi olacak bizim için. Dolayısıyla burayı yüzde çarpmamız yeterli olacaktı. O zaman şu sıfırlar bu sıfırları götürsün. x değerinin 40 çarpı 2'den 80 mililitre olduğunu hesaplayalım. Yani bu çözeltinin içerisinde 80 mililitre alkol almışım ve üzerine 100 mililitreye gelene kadar su eklemeye devam etmişim. Burayı anladık. Dolayısıyla arkadaşlar artık bu formüle geçebilirim. Çünkü bulduğum şey alkolün hacmiydi. Benden kütlesini bulmamızı istiyor. O zaman m eşittir diyeceğiz. 80 hacimden gelecek. 0.8 de bunun yoğunluğu olduğuna göre tabii ki 64 gram kütleye sahip olduğunu kolayca hesaplamış olacağız. Şimdi geliyoruz bir diğer derişim birimimiz arkadaşlar PPM olacak. Bununla ilgili genellikle sözel sorularla karşılaşacağız ama tanımını bilmemiz önemli olacak. Bu defa diyeceğiz ki PPM demek parts per million yani milyonda bir kısım demek olacak. Az önceki hesaplarımız 100 gramdaki mesela çözünen kütlesini bulduğumuz bir hesap olduğuna göre bu defa da 1 milyon gramda kaç gramdır şeklinde hesap olacak. Dolayısıyla çok 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 küçük derişimlerden bahsederken PPM'e ihtiyaç duyacağız. Peki hesabımız nedir? PPM'i bulmak istiyorsak çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi aynı birimlerle tabi bunu yazacağız atıyorum bu gramsa bu da gram olacak. Bunu yüzde çarptığımız zaman nasıl ki kütlece yüzde derişimi veriyorsa bize 10 üzeri 6 ile çarparsak da PPM karşılığını bulmuş oluruz. Veya bunu başka nasıl yapabiliriz? Deriz ki eğer kütle birimleri arasında 1 milyonluk bir fark bulmak istiyorsak, miligramı kilograma bölmemiz yeterli olacak. Dolayısıyla eğer çözünenin kütlesini miligram cinsinden, çözücünün kütlesini de daha doğrusu çözeltinin toplam kütlesini de kilogram cinsinden alıp birbirlerine oranlarsak, herhangi bir sayıyla çarpıp bölmemize gerek kalmaz. Bu doğrudan bize ppm'i verecektir. Hemen bir tane örnek üzerinden gidelim. <laughs> ne diyor bize? 2 gram kalsiyum iyonu içeren 200 gramlık bir çözeltinin derişimi kaç ppm'dir? Bak ilk olarak yapacağımız nedir? Mesela şu yöntemle gidecek olursak. ikisi de gram cinsinden vermiş. Dolayısıyla çözünenin kütlesi 2'ymiş. Çözeltinin kütlesi 200'müş. Biz bunu eğer 10 üzeri 6 ile çarparsak kaç ppm olduğunu buluruz. Dolayısıyla buradan 10.000 kat olduğuna göre 10.000 bin ppm olduğunu söyleyebiliriz. Bak çok küçük bir derişimden bahsediyoruz. Kütlece sadece yüzde birlik bir derişimden bahsediyoruz. İki yüzde iki olduğuna göre bu 10.000 bin ppm'e eşit olduğunu bize gösteriyor. Veya şu işlemi kullanacak olursak ne dedik ppm miligramın kilogramı oranıydı. Dolayısıyla çözünen maddenin miligrama çevirirsek 2 gram 2000 bin miligram demekti arkadaşlar bin katıydı paydaya da çözeltinin kütlesini kilogram cinsinden yazacağız. 200 gram dediğine göre bu 0.2 kilogram eşit olacak. Dolayısıyla bunun sayısal karşılığı nedir? 10.000'dir. Miligram bölü kilogram da zaten bize ppm'i veriyordu. Aynı sonuca iki yöntemle de gitmiş olacağız. Ve şunu da görüyoruz arkadaşlar. Bunun için dedik ki kütlece yüzde derişimini hesaplasaydık bir bulacaktık. Ama ppm'ini bulduğumuz zaman 10.000 olarak bulduk. Dolayısıyla diyeceğiz ki her zaman için bir çözeltinin Kütleci yüzde derişiminin 10.000 katı bize onun PPM derişimini verecektir. Peki günlük hayatımızda karşımıza nerelerde derişim birimleri çıkıyor? Çünkü derişim dediğimiz zaman sadece kütleci yüzde, açımcı yüzde veya PPM ile sınırlı değil. Bir miktar oranını veren bütün ifadeleri biz derişim olarak değerlendirmeye alabiliriz. Mesela gittim bir tane latte aldım, bir su, sütlü bir kahve aldım. Bunun içerisinde şöyle bir tabloyla karşılaşabilirsin arkadaşlar. Burada gördüğümüz ifadelerin hepsi aslında bize bir derişimi söylüyor. Neden? Bize diyor ki 100 mililitresinin içerisinde şu kadar enerji içeriyor. Ya da işte yine 100 mililitresinin içerisinde 1.4 gram yağ vardır diyor. Dolayısıyla bu hacmin Kütleyle olan oluşturduğu bir derişimi ifade etmiş oluyor veya işte protein aynı şekilde 100 mililitresinde 2.8 gram protein vardır. Bak burada bir oran var, dolayısıyla da aslında bir derişim birimi vardır. Sen gidip de 200 mililitre latte tükettiysen bunun tam iki katı kadar gramda protein tükettiğini anlamına gelecek. Veya gidip bir kıyafet aldığımız zaman kıyafetin etiketinde şöyle bir yabızıyla karşılaşıyoruz. %100 polyester diyor. Bu ne demek oluyor? Bu üretilirken sadece polyester kullanıldı demek oluyor. Veya bazısında işte yüzde %80 polyester %20 pamuk kullanıldı diyor. Bu oradaki aslında derişimi ifade etmiş oluyor. Bunu bir çözelti olarak kabul edeceksek ne kadarı pamuktur ne kadarı polyesterdir? Bunu bize bir oranla ifade ettiği için aslında bir derişim birimidir diyeceğiz. Ve aynı şeyi tabii ki birçok e, tekstil ürününde görmemiz mümkün oluyor. Lekelerden bahsederken de aslında bu lekenin e, derişimini bize ifade etmiş oluyor. Veya temizlik maddesi kullanıyorsak kullandığımız temizlik maddelerinin ya da ilaçların ne kadar hangi oranda neyi içerdiğini üstündeki etiketlerden okumamız mümkündür. O gördüğümüz oranların hepsi de aslında birer derişim birimi olarak karşımıza çıkıyordur. O zaman Konuyu bitirirken neler öğrendik, neler gördük Şöyle bir gözden geçirelim. Bir çözeltideki çözünen madde oranını ifade eden bir maddelere derişim birimi adını verdiğimizi söyledik. Derişimi yüksek olan çözeltileri derişik, düşük olanları ise seyreltik dediğimizi ifade ettik. birbiriyle kıyaslarken bu ifadeleri kullanıyorduk. Bir çözeltinin 100 gramında yer alan çözeltinin gram cinsinden kütlesinin kütlece yüzde derişim. 100 mililitresinde yer alan çözünen maddenin mililitre cinsinden hacmine onun hacimce yüzde derişimi olduğunu ve çok düşük derişimleri e, ppm ile ifade ettiğimizi milyonda birey denk geldiğini belirtmiş olduk. Böylece öğrendik arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Bunu yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu tabii ki beğeniyoruz. Eğer kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz. Ve kendimize çok dikkat edip bir sonraki dersimizde yine tam burada buluşuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.